Amerika'dan Allah inancı olup dine inanmayan bir arkadaş sormuş. Neden dine ihtiyaç duyuyorsunuz? Beyninizi açık, özgür, pozitif düşünmeye ve sevgiye odaklanmaya din olmadan da eğitebilirsiniz. Bir ateist de dindar olmayan biri de iyi pozitif olabilir. Sevgiyi yaşayabilir. İnsanlar kendilerini güvende hissetmek için iyi şeylere layık olmak, kötü şeylerden korumak için dini kendileri bir ihtiyaç haline getiriyorlar. Sizi gözetlediğine inandığınız Allah inancı olmadan da maneviyatlı, maddiyata değer vermeden pozitif, sevgi dolu ve inançlı olabilirsiniz. Din insanların kendilerine manevi destek için çıkardıkları bir şey. Siz neden dine ihtiyaç duyuyorsunuz? Bence siz din olmadan da iyi insanlar olurdunuz. Şimdi bu dediğin ne uyguluyor olabilirsin gerçekten. Ama kimden öğrendin dersen dinden öğrendin diyeceksin. İkine dinin etkisindesin. Mesela gidip evleniyorsun. Niye evleniyorsun? Öyle aklıma öyle esti de öyle. Din söylediği için evleniyorsun. Dinin etkisindesin. Mesela sen anneni kutsal görüyorsun. Kız kardeşini kutsal görüyorsun. Nereden çıktı bu? Dinin etkisindesin. Bütün ateistler aslında dini buram buram yaşıyorlar. Dinin bütün kurallarına uyuyorlar ama diyor dine ne gerek var diyorlar. Aile kuruyor. Karısı var. Namusa dikkat ediyor. Her şeye dikkat ediyor. Dürüst oluyor. Konuşmalarına dikkat ediyor. Yalan söylemiyor. Hepsi dinin hükmü olduğu için alışmış. Din terbiyesi aldığı için onu yapıyor. Çocukluğundan itibaren din terbiyesi almış olmasa acayip vahşileşir. Onu bilmiyor. Mesela mutlaka babası, anası dindar oluyor. Onun etkisiyle böyle oluyorlar. Ayrıca Allah var. Din var. Din doğru. Sen farkına varamamışsın. Din buram buram dünyada yaşanıyor. Mesela Karl Marx masondur. Seni dinsiz yapıyor ama kendi Allah'a inanıyor. Yani ondan haberin var mı? Yok. Senden oynuyor adam yani. Haberin bile yok. Dünya derin devleti komünizmi destekler ama kendileri çok koyu dindardır. Bağıra bağıra Tevrat okurlar. Ama sen dinsiz imansız yaparlar. Senin dinsiz olmanı öğütleyen, o konuda kitap yazan adamlar tapınakta toplandıklarında ağlayarak dua ediyorlar. Sen ondan haberin olmuyor. Dünyanın batmasını isteyen sistem oluyor. Mehdi'nin çıkması için adam görevli oluyor. Bunu yapıyor. Yani özetle Allah var. Din de doğru. Ahiret de doğru. Hepsi doğru. Yani Allah var olduğu için biz Allah'a inanıyoruz. Allah olması gerektiği için değil. Var zaten var. Yani. Ve anlattığın her şey din. Cahil cahil dini uyguluyorsun zaten.